Simülasyon oyunları dünyası, Simula World'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. ETS2'deyiz gördüğünüz gibi ve Isuzu Nova modumuz var. Death Bid'e ait. Daha önce biliyorsunuz o 303 moduyla oynamıştık kendisinin. Eline sağlık diyorum şimdiden, kullanmadım ama gayet güzel olacağını tahmin ediyorum. Bu arada arkadan niye böyle dumanlar geliyor derseniz, egzoz için böyle bir duman seçeneği vardı. Ben biraz düşük olanı yaptım, ona rağmen bayağı bir duman çıkıyor. Hani benim tavsiyem 1'de falan bırakın. Isuzu Nova küçük bir araç olduğu için ben Metro Mini şeyini seçtim arkadaşlar, kaplamasını. Kapıları açılıyor yine her zamanki gibi, çok güzel. Sesini duymadım, hemen sizinle beraber sesini duyalım. Çok güzel, çalışma sesi çok güzel olmuş. Bir de kapatayım bakayım. Evet, kapanma sesi de gayet güzel. Vallahi çok hoş olmuş. Şöyle içeriye ışık koydum bilmiyorum. Geçen sefer, ay pardon, genizim tıkanıyor. Geçen sefer şeyi yapmayı unutmuştum, gece yapmayı. Hemen öncelikle gece yapayım. Aracı size gece şöyle bir göstereyim istiyorum, unutmadan bu sefer. Kabin aydınlatması var sanırım, evet. Yani sanki böyle bir aydınlatma oluyor gibi. Bakayım. Yok. Kabin aydınlatması koyma şeyi, seçeneği yoktu galiba. Tam hatırlamıyorum ama. Araç gece böyle. Şöyle. Dörtlüleri de yakayım bakın. Arkadan da görelim. Obenimiz var. Bu arada Novo lüks tabi bu. Bende kornalar çalışmıyor. Onu diyecektim. Bakın. Kornaların ikisi de çalışmıyor. Sileceklerimiz gayet güzel, silecekler de çalışıyor. Şöyle aracın içine geçeyim bakın. Yine çok kaliteli. Kaplamalar falan inanılmaz yani gerçekten. Ayna, tablet ayna varmış. Yani normalde bunu seçmeyecektim ama hani değişiklik olsun diye bunu seçtim. Şurada şimdi açarken bakın açma düğmesi çalışıyor. Kapatırken, ha kapatırken de çalışıyor, evet. Evet, ikisi de kapandı. Şimdi başka, ha şey, el freni. El frenimiz de çalışıyor. Onun dışında tabii sinyal çalışıyor. Retarder'ımız mevcut. 5 tane kademesi var. Şöyle yanaşıyormuş gibi yapalım. Evet. Geri gidelim. Çıkalım artık. Geri görüş kamerası da var bu arada. Oo. Gerçekten lüksmüş. Şeyden otogardan çıkmadan önce, bu arada bir önceki bölümde Düzce'de kalmıştık hatırlarsanız. Sakarya'ya gideceğim ama Sakarya'ya direkt şuradan gitmek yerine şöyle yolu uzatmak istiyorum. Şurada bir tünel falan var, oraları göstermek istiyorum size, Sakarya'ya giderkenki tüneli. O yüzden biraz yolu uzatarak gideceğiz. Hemen şöyle saatimizi yine sabaha getirelim. 12 güzeldi, aydınlık olsun. Evet. Böyle bir bayılıyormuş gibi oldu ya araç ama sonra çıkış buradan mı? Burası giriş galiba ya. Biz yanlış yere mi gidiyoruz? Çıkış şu taraftan. Ha, kaçırdım. Şu duman olayı biraz fazla olmuş. Ben 6 kademesi var. 3 veya 4 yaptım diye hatırlıyorum. Süspansiyonlar falan çok iyi. Ona rağmen bayağı yaylanıyor gördüğünüz gibi. Tavsiyem o kadar çok arttırmayın duman olayını. Polis amca ne yapıyorsun orada ya? ...303'ün sesi bence daha güzeldi bu arada. Bu Nova'nın gerçek sesi böyle mi bilmiyorum tabii ama... ...303'ün sesini ben daha çok beğendim. Ha, bunun da retarder sesi güzel. Köy Bolu merkez diyor, biz şöyle... bu taraftan göbeği dolaşacağız. Navigasyon gayet iyi bu arada. Beni bilirsiniz hani, navigasyon özürlüyüm. Oyunda tabi. Gerçekte hani bir sıkıntı yaşamıyorum ama oyunda
nereye gideceğimi göremiyorum yani. Karar veremiyorum bir türlü. İki yerde bir derede kalıyorum falan. Bunda gayet güzel. Acayip net ve kocaman bir tablet var resmen burada yani. Orada çizgiler mi silindi ya? Sanki bir çizgiler silindi gibi geldi bana. Bir değişiklik oldu orada bir. Hakan Terzi bu arada bana bu harita modunu ulaştıran Hakan Terzi'ye yine teşekkürümü bildireyim. Çok emek var bu haritada. Daha yapılacak çok işler de var. Zamanla olacaktır diye düşünüyorum. Bir sürü otogar var. Birebir yapıldığını söylendiği otogarlar var. Ki onlardan bir tanesinden çıktık. Düzce otogarı. Ve onlardan bir tanesine gidiyoruz, Sakarya otogarı. İstanbul var, Kocaeli var, Tekirdağ, Edirne, Ankara var, Aşti. Yani daha hatırlayamadıklarım var. Zonguldak var ki onu da bir önceki bölümde göstermiştim. Yozgat var yanlış hatırlamıyorsam. Yani yapılacak olanlar da var diye biliyorum. O yüzden şimdiden başarılar diliyorum kendilerine. Yani bu harita modu gerçekten şöyle bütün Türkiye'yi yapsınlar. Biz de zevkli zevkli kullanalım hep birlikte. Oh, nasıl gidiyoruz? Hakikaten bunun tabletli olan versiyonu var mıdır ya? Bilemedim yani. Araç da iyi gidiyor. Bir de korna niye çalışmıyor bende acaba? Bir şeyle mi çakıştı diyeceğim. Başka bir araç modu yok şu anda. Tek bunu kurdum. Aha bariyer var diyor. Tüh ya, sağ tarafta bariyer yoktur kesin. 93 euro mu? Ne yaptın abi ya? Neyse ki paramız çok. Oo, yanda rezistans da varmış. Yan camda. Kapının olduğu camda. Umarım sesim iyi geliyordur bu arada arkadaşlar. Yani bu kamera üzerine koyduğum zaman daha iyi geldiğini fark ettim mikrofonun. Biliyorsunuz mikrofon değiştirmiştim. Daha doğrusu hediye gelmişti. Sağ olsun arkadaşım aldı bana. Yılbaşı hediyesi olarak. Şimdi bu mikrofonda ilk 1-2 videom kötü çıktı. Çünkü yaka mikrofonu olduğu için yakama taktım gerçekten. Tişörtün yakasına. Ama biraz sıkıntılı oldu. Şimdi kameram şu an gördüğünüz şu kameranın arkasına bağladım. Zaten ben de o kameranın arkasında olduğum için çok daha net aldığını düşünüyorum sesi. Bir problem varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda modlara ulaşmak için kanalıma da gelebilirsiniz. Tabii bu Deadbeat'in yaptığı mod kendi sitesinde satılıyor. Ücretli bir mod o. O yüzden onu gidip satın almanız lazım. Oyuncu Spismods ekibinin yaptığı harita modu da yine onların sitesinde harita modunu indirebiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. İsterseniz yardım etmek için ücretli de alabiliyorsunuz da. Nereye geçeceğimi şaşırdım. Nova da bayağı gidiyormuş. Sesi yüksek ama inşallah size çok gelmiyordur ses. Oo, birinci şeye daha yeni geldik. Koyduğum işareti. Ben çok uzun sürmeyecek diye düşünürken şuradan çıkıyormuşuz. Ne diyor? Osman Gazi falan diyor. Köprü geçmeyeceğiz bildiğim kadarıyla ama. 7 kamerası var mı? Aa, çok güzelmiş. Oo, süper bir yaylanma efekti falan. Bir dakika. Dayılar beni sıkıştırmayın ama ya. Oo. Kornam da yok. Neyse şöyle şuradan basalım. Şu 7 kamerasını... Aa, çok güzelmiş 7 kamerası.
Bak o 303'te 7 kamerasını denemeyi unuttuğumu fark ettim şimdi. Belki daha sonra yine çekeriz zaten, o mod bizde olduktan sonra artık. Onunla ilgili yine çekim yaparız. Eğer istek gelirse. Çok güzelmiş. Biz buradan sağdan ayrılacağız yine. Bu yukarıdaki, şöyle göstereyim bakın. Yukarıdaki harita modun da artık ne deniyorsa ona, Steam'den buldum arkadaşlar. Steam Atölye'den siz de indirebilirsiniz benim gibi. Burada bir şeyler geçiyoruz ama köprüyü geçmeyeceğiz ya. Şu herhalde Osman Gazi Köprüsü. Metro Mini çok yakıştı ya buna. Hop şöyle bir makas atayım. Hop bir makas daha. Oo körfez falan. Allah 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 Allah, çarptım. Körfeze bakayım derken çarptım. Ha zaten yol daralıyormuş. Şöyle şuradan gideceğiz. Bu yollar çok güzelmiş de. Osman Gazi Köprüsü'ne gidemiyor muyuz acaba? Niye duruyorsunuz evladım? Yürüsenize. Dörtlü yaktı bu da. Çok mu hızlı geliyorum arkadan? Ya şu emniyet şeridinden basacağım gideceğim. ETS'nin malum trafiği, yapay zekası insanı sinir eder. O yüzden ben kendi kurallarımı kendim yazaraktan... dayı beni nasıl sıkıştırdın ya? Aha tünel. Tünele geldik. Sıfır kamerasıyla gezerken bu tüneli gördüm. Ha dedim böyle hemen gitmek yerine. O oyuncu ismi Mosta yazıyor. Çok güzel. Tebrik ediyoruz yine. Hemen Sakarya'ya gitmek yerine böyle tünelden de geçelim istedim. Buraları da görmüş olalım. Her yerini keşfediyoruz haritanın. Yavaş yavaş. İlla otobüste oynayacağız diye bir kural yok. Bu haritada şeyde kamyonla, tırla, belki arabayla falan da oynarız. Çünkü hani ben otogar var diye bu iki otobüsle, işte biri minibüs, midibüs deniyor galiba buna. Bir O4, O303 ile oynadım. Bir de işte Isuzu Nova ile oynuyorum. Ama dediğim gibi kamyonla, 40 ayakla falan böyle güzel modlarla oynayabiliriz. Keşke normal ayna koysaymışım ya. Kamera bilmiyorum, bana çok şey gelmedi. Gerçekçi gelmedi yani, bu araçta olacağını düşünmedim. Hoş, bu aracın böyle 140 küsür falan yapacağını da düşünmüyorum ama. Isuzu Nova'sı olan varsa bir yazsın bakalım. Ben de şey yapayım. Özür dileyim yani, gerçekten yapıyorsa bu araç 145. Ki 145 yapamadı şu anda. 144'te kaldık. Hadi oğlum 145 yap. Evet. Allah. Ana nasıl kaydı? Bu arada 150'yi de geçti. Ben 145 yapamaz derken. Orada yolda bir şey var. Acayip kaydı araba. Midibüs. Araba diyorum da işte. Araç diyeyim. Aa Berceste. Bu Berceste yapılmış tesislerden bir tanesi. Hazır bu tarafa gelmişken şunu göstereyim size. Gösterebilecek miyim? Evet. Birebir yapılmış tesislerden bir tanesi bu arkadaşlar. Yüklenirken biraz şey yaptı ama burası da şöyle çok güzel. Hatta ben buraya gelmişken bir ekran görüntüsü alıp geliyorum hemen. Ekran görüntümü aldım, hemen geldim. Şöyle devam edelim. Araçla durunca çok kutularını bile yapmışlar. Direkt duman içerisinde kalıyoruz ya. Bu duman olayı biraz gerçekten fazla geldi bana.
seven de olabilir tabii, bilmiyorum. Hani gaza bastığımızda sadece gelse daha iyi olacak. Böyle sürekli geliyor sanki ya. Araç sanki yanıyormuş gibi sürekli bir duman var. Şöyle buradan yine sağa kıvrılacakmışız biz. Retarder çekince de hemen ışığı yanıyor. Motor freninin de ışığı var. Bakın ikisi ayrı ayrı. Vay aslanım be, nasıl tırmanıyor. Metro Mini. Çok güzel ya. Çok tatlıymış. Ses olarak kesinlikle o 303'ün sesi daha güzeldi. Buradan Deadbeat'e selam olsun. Ama bu da çok hoş yani. Kullanması çok zevkli bir araç olmuş. Sakarya Otogar diyor. Şöyle Sakarya Otogar'ını da görelim. Sakarya'da olan arkadaşlara da buradan selamlar. Şöyle Sakarya'nın içine girdik. Dayı, EDS'ye sokacaksın bizi, ceza yedirteceksin ya. Kusura bakma, atladım önüne ama. Bunun da önüne atlayacağım. Hatta bunun da önüne atlayacağım. Oradan bir kaçalım. Sağ taraf biraz kilitleniyor gibi. Abi zaten sola dönecekmişiz. Bu sol taraf mı otogar? Aha. Burası otogar mı? Oo, bayağı ses çıkıyor şeyden, tırtıklardan. Ha yok, burası değil sanırım. Şöyle arkaya götürüyor bizi ama. Kanka, yeşil yandığını nereden göreceğiz diyecektim ki. Herhalde yandı. Dayı gittiğine göre. Eyvallah diyecektim ki durmadı. Neyse, şuradan sağdan gidiyoruz. Burada çok güzel dükkanlar falan yapmışlar. Burası sanki site gibi. Daha 14 kilometre var diyor. Bizi niye yan yola soktu ki bu? Anlamadım. Burada bir petrol var. Oh, bas basabildiğin kadar. Ben mi yanlış yeri işaretledim acaba ya? Allah 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 Allah, dönmüyor. Toprağa girdik. Lan bir anda bir sürü otobüs çıktı karşımıza. Minibüs, otobüs. Otogar şurada galiba. Evet. İşte geldik ilk. Otogar girişi. Sakarya Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi pardon. Buradan istersek yine yolcu alabiliyoruz. Ben şimdi yolcu almayacağım. Arkada bu arada stopları görüyorsunuz. Otopark diyor. Normal araçların girdiği yer herhalde. Giden yolcu indirme peronu diyor. Şöyle üst kata çıkalım. Hem tümsek de var. Şöyle tümsek de göstereyim. Çok güzel fizikleri. Gerçekten. Paspaslara ekliyorsunuz. Paspaslar da gördüğünüz gibi sallanıyor. Burada yine yolcu alabileceğiniz yerler mevcut. Şöyle bir tanesinin önünde duralım bence. Kapılarımızı da açalım. El frenimizi çekelim. Gerçekten çok zevkli bir yolculuk oldu. Bu arada araca inanılmaz şekilde LED ekleyebiliyorsunuz. Ben onu söylemeyi unuttum. Aracın her yerine LED ekleyebiliyorsunuz. Bayağı bir seçenek mevcut. Ön tamponda, arkada, her yerde LED konulacak şey var. Bu arada mesela aracı kapattım, hala duman çıkıyor. Bence buna bir el atılması lazım diye düşünüyorum. Şöyle yükseleyim hemen, Sakarya otogarını da göstereyim size. Sakarya'dan arkadaşlar varsa hani bu otogarın birebir aynısı olup olmadığını bize söylerlerse sevinirim. Bakın gayet
güzel yapılmış bir otogar. Hem Deadbeat'in hem Oyuncu 101 Mods ailesinin eline sağlık diyorum. Gerçekten ikisi de çok güzel modlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda canlı yayında artık her nerede görüşüyorsak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.